Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlere glutensiz bir çorba tarifim var. Herkesin de bayılarak, severek yiyeceği bir çorba olacak. Ee, gluten hassasiyeti olan da olmayan da bu çorbaya bayılacak. Ee, bir yemek kaşığı tereyağımızı tenceremize ilave ettim. yağımız eriyene kadar karıştırıyoruz. Ama yağımızı yakmıyoruz. Yakma aşamasında olmaması gerekiyor. Yağımız iyice eridikten sonra Üzerine iki dolu yemek kaşığı mısır unu ilave ediyoruz ve tekrar kavuruyoruz. Ocağımızın altını bu aşamada kısmamız gerekiyor. Kısık ateşte unumuz renk alana kadar kavurmamız lazım. Sonrasında bir tane küp küp doğranmış havuç, bir adet yine küp küp doğranmış soğan ilave ediyoruz. Ocağımızın altı kısıkta olacak şekilde karıştırıyoruz. İyice kavuruyoruz arkadaşlar. Sonrasında üzerine 2 adet doğranmış olduğumuz yine patateslerimiz var. Yani havuçla soğan 1 adet olacak, patates 2 adet olacak. Yine kavuruyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar kısık ateşte bu şekilde kavurma işlemini yapalım. Sonrasında üzerine su ilave edeceğiz. biraz karabiber kaşığın çok ucuyla zerdeçal ilave ettikten sonra suyunu veriyoruz çorbamızın kapağını kapatacağız. çorbamız içindeki sebzeler pişene kadar pişireceğiz. Evet çorbamızın e, sebzeleri piştikten sonra blenderdan geçiriyoruz ve çorbamızı e, servis tabağına ilave ediyoruz ve üzerine yakmış olduğumuz kırmızı pul biber toz biber daha doğrusu tereyağında yakmış olduğumuz toz biber ilave ediyoruz. Zaten pişerken tuzunu da ilave etmiştik toz biber ilave ettikten sonra yağla, yağda yakmış olduğumuz toz biber ilave ettikten sonra çorbamızı servis aşamasına getiriyoruz. İnanılmaz lezzetli bir çorba oldu. Mutlaka deneyin. İnanın çok beğeneceksiniz. Kıvamı, tadı, her şey çok lezzetli oldu. Baharat dengesini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bakın kremalı bir çorba gibi oldu. Yeni bir tarifle yarın tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.